Herkese merhaba. GlassFX Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan gün ortası notlarına hoş geldiniz. Biraz önce ABD tarafından açıklanan çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisini izledik. Çok fazla genel görüntüyü değiştirecek nitelikte bir veri açıklanmadı. Küçük de olsa aslında olumlu bir payı var diyebiliriz. Günün geriye kalan kısmında yine aynı şekilde dolar endeksi lehine fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Şu an için 102.05 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılmasıyla beraber zaten sabah yayınında bahsetmiştik. 105-106 kuvvetle ihtimal dolar endeksinin dengeye geleceği noktalar. Bu nokta içerisinde takiben baktığımızda ABD tahvil tarafına birazcık talep geldiğini görüyoruz. Tahvil fiyatlarında yükselişler var. Tahvil faizi bir miktar geri çekilmeye devam ediyor şu nokta içerisinde. Bu da ilerleyen süreçte dolar talebinin aslında birazcık daha artacağı anlamına geliyor. Günün geriye kalan kısmında Euro-Dolar paritesindeki düşüş beklentisi hala devam ediyor. Bir değişiklik yok. Doların ezici bir şekilde çoğunluk olarak burada talep gördüğü ön planda. Diğer taraftan baktığımızda sterlin-dolar paritesinde düşüş beklentimiz hala aynı şekilde devam etmekte. Gün içerisinde sadece sürpriz, beklenmeyen bir şekilde, pozitif şekilde ayrılan diğer para birimlerine göre Japonya'nın söz konusu. Japonya Merkez Bankası'nın açıklamaları son zamanlarda aslında şu anda yüksek enflasyona karşı Japonya'nın müdahale etmemesinin sebebini gerçekleşen virüs sebebiyle, koronavirüs sebebiyle gerçekleşen enflasyon, talep sıkıntıları, tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve Japonya Merkez Bankası'nın bu nokta içerisinde bir hamlede bulunmayacağını ve hükümetin bu konuya müdahale etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Biraz önce bir açıklama geldi Japonya Başbakanı Kishida tarafından. Yükselen enflasyonla beraber hükümetin elinden geleni yaptığını ama Merkez Bankası'nın da artık müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Bu haberle beraber gün içerisinde haliyle Japon yeni dolara karşı pozitif ayrışmış durumda. Bir miktar daha geri çekilmeler tabii ki izleyeceğiz gibi duruyor ama şu andaki süreçte maalesef hala Japonya Merkez Bankası'nın politika tutumunu değiştirmesini beklemiyoruz. Cuma günü sabaha karşı açıklanacak faiz verisiyle beraber zaten bu da fiyatlanmış olacaktır. Tekrar burada genel görüntüye uyumlu bir şekilde yükselişler muhtemelen karşımıza çıkacak. Geri çekilmeler için alım fırsatı olarak karşımıza çıkacak güzel seviyeler bu noktada 125.27 ve onun altında 123.75 seviyesi var. Bu seviyelerin altında kalıcı bir fiyat hareketi görmediğimiz sürece burada oluşan geri çekilmelerin hepsi birazcık daha orta vade için güzel bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. TL varlıklar üzerinde çok büyük bir değişiklik yok. Sadece bu nokta içerisinde dolar endeksi kaynaklı bir miktar dolar TL'de yukarı doğru kısmi de olsa yükseliş var. Şu an 14.80 seviyesini aşmaya çalışıyor. Burada dikkat edebileceğimiz seviye, piyasanın da yakından izlediği seviye 14.95. Bu geçerliliğini koruyor. Aslında şu anda 15 seviyesi psikolojik olarak karşımıza çıkan bir direnç seviyesi. Bu noktaya geldiğinde gerek sözlü yönlendirmelerle gerek müdahalelerle beraber tekrardan kurda bir 15-20 kuruşluk geri çekilme alanı oluşuyor diyebiliriz. Ons altın tarafında çok büyük bir hareketlilik yok. Birazdan açılacak olan piyasaların etkisiyle hafif bir toparlama var ama hala bu nokta içerisinde günlük beklentimiz hala düşüş olarak ön plana çıkıyor diyebiliriz. Petrol sadece gün içerisinde 100 dolar psikolojik seviyesini aşmaya çalışıyor şu anda. 100 dolar üzerinde kalıcı hareketlilikler tabii ki karşımıza çıkarsa bu noktanın içerisinde psikolojik bir seviye aşıldığı için haliyle bir miktar daha yükseliş gözlemleyeceğiz gibi duruyor. Ama ilerleyen süreçte gelecek Rusya-Ukrayna meselesi işte OPEC'ten gelecek petrol açıklamaları derken petrol tarafında daha çok fazla yukarı aşağı hareketlilik yaşayacağımızı düşünüyoruz. Borsa endekslerinden son olarak bahsedecek olursak güne zaten düşüş ağırlıklı başlamıştı piyasalar satıcılı başlamışlardı. Gün içerisinde çok büyük hacimli satışlar izlemedik ama kısmi de olsa geri çekilme devam ediyor diyebiliriz. Günün geriye kalan kısmında bu hareketliliği değiştirecek herhangi bir açıklama da olmadığı için kuvvetli ihtimalle bugün bu şekilde sonlanacaktır düşüş beklentisiyle diyebiliriz. Günün geriye kalan kısmında bol kazançlar dileriz.